Şimdi bu kadının Cumhuriyet'in ve partisini reddettiği, Mustafa Kemal'i de reddettiği bir şeye soykırım demesi. Soykırım mı diyor? Tam bilmiyorum. Ne söylediğini onu bilmiyorum. Diyor, demi ona soykırım getiriyor. Soykırım demeye getiriyor. Ona getiriyor. Bir defa cahil diyorum ya, senin o meseleler hakkında da en ufak bir fikrin yok. 1915'te tehcir yazısı, Talat Paşa imzalı tehcir yazısı 1915'te, biz savaşın içindeyken, Birinci Dünya Savaşı'nın ortasındayken zorunluluktan alınmış bir karardır. Çünkü iki tane çete çıktı. Taşnak Sütyun ve Hınçak çetesi. Savaşın içindeyiz ve bunlar cephelere yakın bölgelerde Müslüman köylerini basıyorlar. İnsanlar toplu olarak katlediyorlar. Yani orduyu kamu düzenini vuruyorlar. Bozuyorlar. Ve savaşın içindesin sen. Savaşın içindeki bir ülke acaba nasıl bir tedbir alabilir? Onların gene sınır içindeki, yani Osmanlı mülkü olan bir bölgeye sürülmelerini tedbir olarak düşünmüş. Ya yapabileceği şey bu. Ayrıca bunun soykırım olabilmesi için de topyekün bütün bir Ermeni kimliğine yönelik olması gerekir. Hayır, sadece cephelere yakın bölgelerdeki şeyler sürülmüş. Mehitarlar bunun dışında tutulmuş. Katolikler bunun dışında tutulmuş. İstanbul'da, Ege bölgesinde yaşayanlar bunun dışında tutulmuş. Niye bunlar sürülmemişler? Niye bunlar uğramamışlar, tenkile uğramamışlar? Çünkü topyekün olmadığı, yani çünkü soykırım olmadığı da buradan belli. Artı, bir defa senin dünyadan haberin yok. Bu mesele Osmanlı teslim olduktan sonra, savaşın mağlubu olarak teslim olduktan sonra, İngilizler İstanbul'u işgal ettikten sonra baskıyla bu meselenin muhakeme edilmesini istediler. Divan-ı Harbi Örfi, Kürt Mustafa Divanı diye bir mahkeme kuruldu. Bu tehcir sırasında ya da tenkil sırasında yanlış yapan bir takım kamu görevlileri, yanlış yaptığı düşünülen bir takım kamu görevlileri hakkında dava açıldı. Bunlar mahkeme huzuruna çıktılar, yargılandılar ve bir kısmı, büyük bir kısmı da idam edildi. Boğazlayan kaymakamıydı. Boğazlayan kaymakamına da haksızlık edildi ayrıca. Boğazlayan kaymakamı Kemal Bey'e haksızlık edildi. Ama bunun yargılaması da yapıldı. Ayrıca bu mesele Mustafa Kemal'in önüne gittiğinde de zaten bu mesele Mustafa Kemal'e sorulduğunda da bugün işte Canan Kaftancıoğlu'nun düşündüğünün tersi bir ileri sürdü. İfadede bulundu. Yani burada da parti politikalarından ayrışan bir küstah şey var, bir küstah ses var. Yani bu Canan Kaftancıoğlu meselesinin bir şekilde CHP tarafından halledilmesi lazım. Ben CHP'ye oy vermiyorum. Ben bu ülkenin bir vatandaşıyım. Bir takım değerlere sahibim. Bir takım Peki milli değerlere sahibim. Bir saniye. Ben Canan Kaftancıoğlu gibi birinin varlığını bu değerlere ve kendime hakaret sayıyorum. Anlatabiliyor muyum? Peki.